Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz. Haftanın 3. programıyla sizlerle birlikteyiz ve bugün Isparta'ya gidiyoruz. Daha doğrusu Isparta'daki elektrik hasretinin arkasındaki hikayeye biraz da olsa bakmaya çalışacağız. Zira o hikayenin arkasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz yeni enerji krizlerinin de küçük izleri bulunuyor ve aynı zamanda Kamunun enerji sektöründeki ağırlığının tamamen ortadan kaldırılmasının ne gibi ağır sonuçlara yol açtığı, iktidarın kendisine yakın olan şirketlere e, daha büyük gelir getirebilecekken belki de daha düşük e, meblalarla e, nasıl enerji şirketlerini sattığını paylaştırdığını da biraz hikayeleri hikayesiyle birlikte anlatmaya çalışacağız malum. Isparta'da Şubat ayı içerisinde başlayan kar yağışı bayağı etkili olmuştu ve kente neredeyse 4 günden fazladır elektrik verilememişti. Hoş şimdi bazı bölgelerde elektrik akışı yeniden sağlanmış olsa da bazı köylere hala elektrik akışı sağlanamamış durumda ve enerji sıkıntısı devam ediyor. Belirtelim 2022'nin Türkiye'sinden bahsediyoruz. Gündemdeki yerini de elbette ki tartışma korumaya devam ediyor. Fakat bunun işte az önce bahsettiğimiz gibi başka boyutları da bulunuyor. Kesintilere dair en büyük eleştiri konusu elbette ki enerji alanında yaşanan özelleştirmeler. Isparta'yı büyük bir kentten bahsediyoruz. Ee, günlerce enerjisiz bırakan, elektriksiz bırakan özelleştirmenin işte o kısa tarihini sizlerle paylaşmış olalım. İktidara geldikten sonra AKP iktidarı yalnızca 2 yıl içerisinde bir hamle başlattı. Bu hamle özelleştirme hamlesiydi ve bu hamlenin en önemli ayaklarından birini de enerji sektörü oluşturuyordu. Enerji ayağı oluşturuyordu. 2 Nisan 2004 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu bir karar aldı ve özelleştirme programına TEDAŞ olarak da bilinen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'yi dahil etti ve kurul 7 Kasım 2005 tarihinde de özelleştirme stratejisini belirledi ve eee TEDAŞ'ın Akdeniz Dağıtım AŞ'deki yüzde %100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine dair süreç için düğmeye bastı. 12 Kasım 2012 tarihinde. Yani AKP iktidara geldikten yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleştirilen bir ihale de Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ 546 milyon Amerikan doları teklif ile işte sıkı durun e, tanıdığımız bir şirkete daha doğrusu bir girişim grubuna gidiyor. Cengiz, Colin ve Limak ortak girişim grubuna devrediliyor. 546 milyon Amerikan doları karşılığında ki aynı ihaleye iki ayrı şirket daha katılıyor. Gempat Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Şirketi 543 milyon Amerikan doları. Elsan Tümaş Karaçay ortak girişim grubu da 531 milyon Amerikan doları teklif veriyor ve en yüksek teklifi verdiği için de Cengiz, Kolin ve Limak ortak girişim grubu Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi devralma hakkı kazanıyor ki %100'ünden bahsediyoruz. Zaten o günden bugüne kadar da daha sonra şirketlerden birinin 2016'da ayrılmasıyla iki şirket işletmeye devam ediyor. Fakat o dönemde bir açıklama var ki her şeyi aslında gözler önüne serecek bir açıklama. İhale sonrası bir açıklamayı yapılıyor. O açıklama yapan da ortak girişim grubunun icra kurulu başkanı İsmail Ergüneş oluyor ve diyor ki biz düşündüğümüz fiyatın üzerinde teklif verdik. Yani çok daha düşük bir teklif bekliyorduk. Fakat Güneş açıklamasında yine Akdeniz e Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi yapılan ilk ihaleye atıf yapıp önceki ihalede ortaya çıkan fiyatların reel fiyatlar olduğunu da söylüyor. Fakat dönüp İlk ihaleye bakıyoruz ki ilk ihale daha eski bir tarihte gerçekleştiriliyor. Elektrik dağıtım bölgelerinin ihalelerinde olduğu gibi yatırımcıların maddi yükümlülükleri karşılayamayacağına dair bir şüphe oluşuyor ve bu nedenle de o ihale iptal ediliyor. Söz konusu ihalede, işte burası çok dikkat çekici, o ihalede 1.165 milyar dolar yani 1 milyar 165 milyon dolarlık teklif veren Park Holding aslında Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi alıyor. Tabi bunun sırasıyla yine 1 milyar doların üzerindeki tekliflerle Enerjisa ve MCAT ortak girişim grubu oluşturuyor. E, lakin gelin görün ki o dönem yapılan bir açıklama her şeyi gözler önüne seriyor. TUMOP Ankara, Antalya İl Koordinasyon Kurulu bu açıklamayı yapıyor ve diyor ki iptal edilen ilk ihaleyle İkinci ihale az önce bahsettiğimiz 2012 yılında gerçekleştirilen ihale arasında neredeyse yüzde yüzlük bir fark oluşmuş durumda. Yani 1 milyar 200 milyon dolar yerine 546 milyon dolara Cengiz Limak ve Kalyon'a daha doğrusu Kolin'e devrediliyor. Bu e, önemli şirket ve sonucunda da e, bu şirket o günden bugüne 2012 yılından bugüne kadar da e, Isparta. Burdur ve Antalya illerine yaklaşık 2 milyondan fazla aboneye elektrik sağlamakla yükümlü hale getiriliyor. 2016 yılına gelindiğinde ise Limak Ortak Gelişim Grubundan ayrılıyor ve iki şirket bu devasa şirketi daha doğrusu iki holding bu devasa şirketi yönetmeye devam ediyorlar. İşte burada dikkat çeken başka unsurlar devreye giriyor. Malum Sayıştay'ın denetimleri olur her yıl. Tüm kurumlar için olur ve işte bu Sayıştay denetimlerinde bahsettiğimiz bu ihale sonucu devredilen Akdeniz elektrik dağıtım maaşı ile ilgili çok sayıda usulsüzlük ve yanlışlık tespit ediliyor. Örneğin Sayıştay Enerji Bakanlığı'na dair 2020 yılında yayınladığı raporda elektrik faturaları üzerinden tahsil edilerek Enerji Bakanlığı üzerinden de bütçeye gelir olarak kaydedilen sektör altyapı giderlerine katkı payı tutarlarının ya tam tahsil edilemediğini ya da geç tahsil edildiğine dair bir sonuç ortaya koyuyor ki Sayıştay'ın tespitine göre 2020 yılında Türkiye'de elektrik dağıtımından sorumlu özelleştirilmiş olan elektrik dağıtımından sorumlu 197 şirketin 37'si bu payları hiç ödemiyor. 18 tanesi de geç ve eksik ödeme gerçekleştiriyor. Öte yandan Cengiz ve Colin kalıyor demiştik bu Limak'ın ayrılmasıyla birlikte. Birçok alanda olduğu gibi başka ortaklıkları da bulunuyor. Şimdi malum basında özellikle iktidara yakın basında bir eleştiri konusu vardı. Sabah ATV gibi Turkuaz Medya grubuna bağlı yayın organları hiçbir şekilde Isparta'da yaşanan bu kesintileri görmediler, görmek istemediler. Bunun arkasında ise dikkat çeken bir ortaklık var. Şimdi malum Turkuaz grubu Kalyon'a bağlı. Kalyon ile Limak'ın yine az önce belirttiğimiz gibi Kolin'in Cengiz'in çeşitli alanlarda ortaklıkları da bulunuyor. Bu da dikkat çekici. Aman ortaklığa zarar gelmesin diye gazetecilikte ayaklar altına alınmış gibi görünüyor. Bununla da bitmiyor özelleştirme yapılıyor. Artık bu konuya ilişkin birçok noktada artık özelleştirmeyi alan yani o şirketi devralan holdinglerin yatırımları yapması gerekirken Sayıştay raporu yine başka bir şey söylüyor. 2019 yılında bu defa başka bir duruma parmak basıyor ve diyor ki Antalya'da Akdeniz Elektrik Dağıtım Ayşe belirli yatırımları yapmak zorunda. Bunlardan biri de hani bina girişlerine kadar e, elektriğin getirilmesinden Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ sorumlu. Fakat yapılan yatırımlar incelendiğinde görülüyor ki Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı özel şirketlerin yapması gereken bu yatırımları kendisi yapıyor. Kendi bütçesinden bunun ödemelerini yapıyor ve 2019 yılı içerisinde de bu yapılan harcamalar Yerine konulmuyor. Yani şirketler tarafından e, Antalya Valiliğinin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ödenmiyor. 2020 yılında ise bunun eksiksiz olarak düzeltildiği belirtiliyor. Fakat herhangi bir meblağ yatırıldı mı? Yatırıldıysa ne kadar yatırıldı? Hangi tarihte yatırıldı gibi herhangi bir bilgiye yine Sayıştay raporunda da yer verilmiyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Şimdi şöyle toparladığımızda e, tabii ki ayrıntılarıyla incelemek gerekiyor çok sayıda arzanın olduğu ve çok sayıda gerçekleşen arzanın da Isparta, Antalya, Burdur gibi illerde ortaya çıkan bu arzaların çok küçük bir bölümünün dışarıdan müdahaleyle olduğu, geri kalanların ise tamamen servis sağlayıcılarından kaynaklı olan arzalar olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Ve bu tablo bize hem elektrik zamlarının arkasındaki gerçekliği gösteriyor. Elektrik zamlarıyla hangi şirketler ne kadar zenginleştirildi? Elektrik zamlarıyla şi zenginleştirilen şirketlerin üstüne üstlük bir de kamunun yapmaması gereken, kendilerinin, şirketlerin yapması gereken harcamaları nasıl kamuya yaptırdığının da başka bir kanıtını ortaya sunmuş oluyor ve esasen milli güvenlik diyoruz ya, uzun zamandır iktidarın dilinde olan bu milli güvenlik konusunun enerji alanında nasıl da görmezden gelindiğini de ortaya koymuş oluyor. Az önce aktardığımız çok kısa bilgiler diyelim ve Ankara kulisini bugünlük Isparta'dan noktalamış olalım. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.